Merhabalar Havva Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Havva Hanım, Dev Çocuk Anaokulu olarak burada yaptığımız başarılı çalışmalarla şu an sektörde herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmeden biriyiz. Ben özellikle burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, hizmet kaliteniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum, izin verirseniz. Havva Yıldız kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 1987 doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. Ankara Üniversitesi'nde eğitimimi tamamladıktan sonra yaklaşık 6 yıldır Adana'dayız. 2015 yılı itibariyle de Dev Çocuk Anaokulu çatısı altında çocuklarımıza dokunmaya devam ediyoruz. Şimdi öncelikle bir annesiniz. Yani bir anne evlat ilişkisini çok iyi bilen, yaşayan bir insan olarak bunun altında almış olduğunuz eğitimlerle de birlikte 2015 yani 3 yıldır da başarılı hizmetler veren bir işletmesiniz. Ben burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce konumla ilgili de biraz bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Bulunduğumuz yer Adana, Çukurova. Ve toplam çalışma alanımız ne kadar? Kaç metrekarelik bir alan? 600 metrekarelik bir alandayız. Bunun 280 metrekaresi kapalı eğitim alanı. Açık alanımız, bahçemiz ve atölyelerimizle birlikte. Oyun parklarımız ve atölyelerimizle birlikte toplam 600 metrekarelik bir alan içerisinde hizmet veriyoruz. Kapasitemiz aslında çok yüksek olmasına rağmen. Öğrenci sayımız ne efendim? 58 öğrenci. Şu an 58 öğrenciyle çalışıyoruz. Bunun için uzman bir de kadro ihtiyacımız var ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı toplam. 10 öğretmenimiz, 5 de yardımcımızla birlikte. Toplam 15, gerçekten konusunda uzman, profesyonel kadrolarla da hizmet vermektesiniz. Evet. Öğrencilerimizin yaş grupları nedir efendim? Hangi yaş gruplarına öncelikle hizmet veriyoruz? 3-6 yaş grubuna okul öncesi eğitim uyguluyoruz. Okul öncesi 3-6 yaş arasındaki öğrencilerimizin sabah başladıkları saat ve akşam mesaini bittiği saat. Sabah 7.30 itibariyle başlıyoruz öğrencilerimizi karşılamaya. Akşam 6.30 7'ye kadar son çocuğumuzu teslim edene kadar nöbetçi öğretmenimizle birlikte okulda oluyoruz. Yani öğrencilerimizin belli bir çıkış saati olmasına rağmen zaman zaman ailelerle ilgili herhangi bir sıkıntı olduğunda gecikmeleri konusunda biz öğretmenlerimizin, nöbetçi öğretmenimiz tarafından o ailenin gelip çocuğunu alabileceği saate kadar onu burada bekletme durumundayız. Evet. Bu çok çok önemli. Evet. Yine öğrencilerimizin kendi araçlarımızla alınıp getirildiği gibi aileler tarafından da getirildiğini söyleyebiliyoruz. Getirilebiliyor. Nerelerden gelmekte öğrencilerimiz efendim? Nerelere kadar bu hizmet ulaşabiliyor? Biz kendi okul servis aracımızla hizmet verdiğimiz için Adana'nın her bölgesinden öğrencilerimiz var. Onlara avantaj sağlamak amaçlı farklı servis saatleri uygulaması yaparak uzak ya da yakın demeden bizimle olmak isteyen her velimize, her öğrencimize destek oluyoruz ulaşımla ilgili. Harika. Şimdi size gelen öğrencilerimiz özellikle bir günlük periyodik olarak burada yaşadıklarıyla ilgili sizden biraz bilgiler almak istiyoruz. Tabii ki eğitim var işin içinde ama eğitirken aynı zamanda eğlenerek eğitmek ve öğretmek de hedeflerimiz arasında ve siz Montessori eğitimi veriyorsunuz özellikle. Evet. Ben bu konuda biraz bilgiler almak istiyorum çünkü bugün dünyanın kabul ettiği gerçekten en kaliteli eğitim sistemi. Burada öğrencilerimize bir gün içerisinde verilen hizmetleri bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Şimdi genel olarak yaklaşımımız bizim her zaman oyundur. Burada akademik olarak bile çocuklara vermiş olduğumuz ki matematik fenden bahsediyorum bizim için bir oyundur. Çocuğumuzun yaş grubunu asla unutmadan onlara bir şeyler öğretmeyi tercih eden bir okuluz. Oyunla öğren, oynayarak öğren felsefesini benimsiyoruz. Bu anlamda da Montessori yaklaşımını benimsiyoruz ve bu hem bizlere hem çocuklarımıza çok hitap ediyor. Bununla beraber bütün program doğrultusunda bizler her gün içerisinde ne etkinlik yapacağız, ne öğreneceğiz, ne oynayacağız, ne yiyeceğiz. Aylık her ayın başında listelerimizi velimize göndeririz. Onların da bizim burada yaptıklarımızı birebir takip etmesini isteriz. Çünkü ailenin iletişiminin olmadığı bir eğitim bu yaş grubu için söz konusu olamaz. O yüzden okul ve aile iletişimimiz çok güçlü ve sürdürülebilir. Sıkı tutarız bu ilişkiyi. Gün içerisine gelince kahvaltıyla güne başlarız. Onun ardından güzel bir brunch dersiyle güne devam eder. Dil gelişimini, ritim duygusunu, çocuklarımızın destekleyici etkinliklerle programımız devam eder. Sınıf öğretmenleriyle birlikte ardından öğle yemeği,
Küçük yaş gruplarımızın öğlen dinlenme saatleri vardır. Yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika kadar dinlenirler. Onun ardından gün içerisinde sabah yapmış olduğumuz derslerimizin uygulaması ve oyun zamanıdır. Bizim için çocuklarımıza vermiş olduğumuz müfredat gereğince verilen eğitimi uygulamayla günlük yaşama adapte etmek ki Montessori yaklaşımıdır. Budur aslında onlarda öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Programımız sona erdikten sonra ki ikindi kahvaltımız da var çocuklarımızda. Onun ardından oyunlar, çocukların tabii ki gün boyunca temizliği, hijyeni ve bakımı yine yardımcı öğretmenlerimize aittir. Bir günü baz aldığımızda gün sonunda kendimize şu soruyu sorarız. Çocuklarımız ne kadar oynadılar, eğlendiler? Bu sorunun cevabını bulduğumuzda zaten çok şey öğrenmiş oluyorlar. Ama onları akademik bir yarışa sokmayı tercih etmiyoruz. Bu beklentide gelen velilerimizi de çeşitli diyaloglarla yönlendirerek, onların da bu beklentiden uzaklaşarak çocuklarımızı birbirleriyle kıyaslamak yerine yaş grubuyla kıyaslayıp kendi yaş grubunun özelliklerini gösterebilir hale gelmesine odaklanmaya çalışıyoruz. Bu noktada da Montessori'den faydalanıyoruz. Tabii. Şimdi biraz evvel söylediğiniz çok dikkat çeken cümleydi. Biz çocuklarımızın programını bir ay öncesinden anneye bir çizelge olarak sunarız. Evet. Burada aldıkları eğitim, hizmet ya da onunla ilgili günlük çizelgenin bir örneğini anne görür. Evet. Yani aslında burada alınan eğitimler sonrası anne, onun devamını da evde sağlayabilmek adına anneye de verilmiş bir eğitim olabileceğini söylüyorum böyle bir çalışmanın. Evet. Ki bunu aylık seminerlerimizle de destekliyoruz. Uzman bir pedagogla çalışıyoruz. Her ay sonunda bir seminerimiz vardır. Bunun içerisinde evde anne olarak çaresiz kaldığımız konularda aynı yaş grubu velileri bir araya gelerek uzman bir kişiden eğitim alıyor olmak hem çok motive edici hem de doğruya yönlendirici olmuş yani, oluyor. Yani sadece çocuğa dokunmuyoruz, yaşam alanlarını da belirliyoruz. O yaşam alanları üzerinde de etkimiz var. Çok çok önemli. Kesinlikle. Bir çocuk bizim çatımızın altına girdikten sonra biz onun uyku saatine de, eve gidip gelmesine de, gitmiş olduğu anneannesine, babaannesine de karışıyoruz. Velimizi yönlendirmiş oluyoruz. Tabii ki bunun dönüşünü çocuğa kazandırdığımız davranış olarak teşekkürle almış oluyoruz. Çok çok önemli. Şimdi çocuğumuzun öncelikle bir bilgi alması için altyapısı olarak öncelikle sevginin olması gerektiğini, sevginin üzerine ancak bilginin oturabileceğini bilerek hareket ediyoruz. Çok son derece de profesyonel bir kadro ile çalıştığınızı da biliyorum. Bunun için uzman kadroya ihtiyaç var. Ve elimizde bulunan öğretmenlerimizin her biri gerçekten verdikleri hizmetin en kaliteli haliyle sunduklarını da görebiliyorum. Ben bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara ve değerli bilgilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Kabul edersiniz ki burada verilen bu kaliteli hizmeti bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize paylaşabilme imkanımız yok. Ancak çok önemli dakikaları bizlerle paylaştığınız tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.